Evet, biz otelimize giriş yaptık. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu evimizi, odamızı paylaşacağım sizinle. Burası bizim tam 9 yıl önce geldiğimiz tesis. Hiç bu arkadaki ev yoktu, diğer odalar yoktu. 5 odalı böyle küçük bir işletmeydi. Ama işletme sahipleriyle iletişimimiz hiç kopmadı. Burayı şimdi yeni yapmışlar ve ilk bizim deneyimlememizi istediler. Onların davetiyle geldik buraya. Gerçekten böyle sadece konaklama değil, iyi ilişkiler kurmuş olmak da gerçekten çok kıymetli. O kadar tatlı sahipleri var ki çok seviyorum gerçekten. Çok da böyle özenerek, keyifle yapmışlar bu evi. Şimdi size evin içini gezdirmek istiyorum. Bu arada yapılırken Zerrin Hanım'la sürekli iletişim halindeydik. Benden böyle fikirler almak istedi bu evi yaparken. Hani senin o keyif veren, huzurlu tarzını seviyorum. Önerilerin olursa açığım diye. Böyle fikir alışverişi de yapmıştık. Çok tatlı, çok güzel bir yer olmuş. Şimdi size göstereyim. Burası tesisin en üst kısmında bulunan böyle bir çiftlere özel mini bir villa diyebiliriz. Merhaba, korkmana gerek yok, gel. Birlikte gezdirelim. Şöyle ki evin önüne çok tatlı bir böyle sallanan sandalyeli bir keyif köşesi yapmışlar. Çünkü buranın manzarası muhteşem. Gün buradan batıyor. Sabahları balonlar buradan uçuyor. O yüzden burada izleyebilmeniz için şöyle tatlı bir alan yapmışlar. Evde daha birçok keyif alanı var bu arada. Şöyle kapımızı açıyorum. Bizi bir jacuzzi karşılıyor. Bu şekilde yine manzaralı. Odanın her yerinde manzara var bu arada. Şuradan durdurabiliyorsunuz kullanmadığınızda. Şimdi ses yapmaması için kapatıyorum. Böyle mini bir jacuzzi, havuz gibi bir şey düşünebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Burada böyle bir mini mutfağımız var. Burası uzun dönem konaklamak isteyenler için düşünülmüş. Böyle bir mini mutfak. İşte buzdolabı var. Şu çekmecelerin içinde çok tatlı tabak setleri var. İşte böyle tabii ki de en önemsediğim kapsül kahvemiz. Bu şekilde ikramlıklarımız var. Her şey düşünülmüş. Şöyle dolabımızı da açalım. Sularımız vesaire. Böyle tatlı bir yer yapmışlar. Şurada bir banyomuz var alt katta. Bu şekilde duşlu. Tuvaletimiz. İlk biz kullanıyoruz komple tesisi. Çok şanslıyım. Şöyle mini bir lavabomuz. Yine ince detaylar, terlikler vesaire. Burada bornozlarımız var. Şöyle ürünler loksitanmış. Sevdim. Yine burası da açılır kapanır. Perdeli, jacuzzi'li, jaluzi'li konuşamadım. Bir banyo. Benim en sevdiğim alan burası oldu. Şöyle ferforje kapılardan açılan bir böyle bir keyif kış bahçesi gibi bir şey diyebilirim. Şöyle bir şömine var. Televizyon. Bu zaten tam benlik. Kalan kitabımın son 100 sayfasını burada bitirmeyi planlıyorum. Yine sedir var. Keyif köşesi. Bu şekilde bir karşılama. Meyve tabaklı, şaraplı, kuru yemişli. Böyle mumlu falan. Çok tatlı, çok özenerek, keyifle yapmışlar gerçekten. Şöyle bir alan. Burayı da bu şekilde görebiliyorsunuz. Sonra dışarıya çıkıyorum. Burası daha çok yazın kullanıma rahat olacak. Şöyle bir şömine köşesi. Burada yine bir böyle şömine başı masaları var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Merdivenlerden. Burası bir seyir terası. Şöyle ki 2 adet şezlong var, güneşlenilebilir yazın diye. Şöyle tatlı bir alan yapmışlar. Burada yine masamız var. Sabah kahvaltılarını isterseniz burada, isterseniz burada, isterseniz içeride, isterseniz şurada bir alan var mutfağa yakın. Orası da işte böyle özel odalar için, isterseniz otelde de kahvaltı edebileceğiniz bir yer. Dediğim gibi burası bir seyir terası. Balonları da sabah buradan izlemeyi planlıyoruz. Şöyle devam edelim. Coşanın sesi geliyor. Yani bakar mısınız şuranın tatlılığına? Şimdi sizi hızlıca üst kata çıkarıyorum. Evet, böyle aşağı merdivenlerden yukarı çıkıyoruz.
Şöyle bir askılığımız var. Burada açık. Şöyle ki burası televizyon ve makyaj aynası köşesi diyebiliriz. Şu şekilde. Bu bir kayar kapı, banyoyu kapatıp açıyor. Şurada yine bir böyle keyifli bir küvet alanı var. Yine manzaralı. Dönüyoruz. Yatağımız çok minnoş döşenmiş. Burada yine bir keyif köşesi. Yine şömine. Bunu manuel yakıyormuşuz. Bu şekilde bir süslemesi var. Kokular, mumlar. Çok tatlı, çok. Gerçekten çok beğendim. Şöyle. Bakar mısınız şu ince detaylara ya? Şunlar tam ben değil de ne? Ne yani? Şöyle. Burada yine bir mini tuvaletimiz var. Lavabomuz ve tuvaletimiz olmak üzere. Yine böyle kişisel her şeyi düşünmüşler. En sevdiğim yer. Biraz geri alıp tekrar gidiyorum. Minik bir Fransız balkonumuz var. Coşan uyurken ben burada 3. gün sabah balonların kalkışını buradan başlarım izlemeye. Arkaya seyir terasına doğru ilerlerim. Bakın bu alan tamamen manzara. Balonlar buralardan uçuyor. Şöyle minik bikeli masamız, çiçeklerimiz çok tatlı, çok çok beğendim. Evet, böyle bir odamız var. Size minik bir oda turu yaptım. Gerçekten çok yorgunum. Böyle çok az uyudum. Makyajsızım. Şimdi biraz böyle bir dinleneceğiz bir iki saat. Sonra bölgeyi gezmeye başlayacağız. Birazcık paylaşım yaptık. Bir ufak toparlandım. Saçım, başım, makyajımı falan düzelttim. Coşan aşağıda bir online toplantı yapıyor. O bitirirse çıkacağız. Turasan'a gideceğiz önce. Turasan'da şarap tadımı yapacağız. Sonra oradan çıkacağız. Akşam yemeği için. Geçeceğimiz yerin öncesinde pardon. Mustafa Paşa diye bir köy varmış. Buradaki evler vesaire çok tatlıymış. Fotoğraflık böyle gezmelik. İlk taş konakların yapıldığı, Rumların yaptığı taş konakların olduğu çok güzel böyle kapılı konaklar falan varmış. Orayı bir görün dediler. Orayı göreceğiz. Yani biz geçen sefer 9 yıl önce geldiğimizde yaptığımız şeyleri yapmayacağız. Bu sefer daha farklı görmediğimiz yerleri görelim dedik. Yani biz o yeraltı şehirlerini gezmiştik. İşte üç güzelleri vesaire her yere gitmiştik 9 yıl önce. Şimdi İşte bu gitmediğimiz köyler, yeni açılan güzel kaliteli restoranlar, biraz daha böyle keyiflik yerleri deneyeceğiz. Şimdi üstüme montumu giyeyim, çıkalım. Evet, bu da final look'um. Gördüğünüz gibi bir mont giydim, tight giydim. İlk gün için bence böyle rahat bir ortama anlayalım kombini bu. Şapka taktım zaten, bence aksesuar oldu mu? İşte tamam, bir de gözlük takarım şimdi. Gelsin havalı fotoğraflar, bu kadar. Basit. Küçücük bir valizle geldim. Bir triko pantolon daha getirdim yanımda. Üstüne iki kazak. Bu kadar. Burada baktığınız bütün peri bacaları birer hayvan figürüne benziyor. Ama çok tatlı. Hayal gücünüze bağlı tabii. Hı hı. Ben sadece deveyi görebildim. Oo, bayağı kalabalık. Emir bölgenin üzümü, seneler serimizden premium, narince tokat üzümüdür. En sevdiğim üzüm, narince. O zaman senle nereye gidiyoruz? Tokat'a. Tokat'a gidiyoruz. Son olarak da öküz gözü yine seneler serimizden. Destinasyonlara bir de tokat eklememiz lazım. Teşekkürler. Evet. Solumuzdan sağınıza doğru. Afiyet olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Siz süslermişsiniz hanımefendi. Evet. Sağ olun.
O zaman ilk şerbat tadımımızı sizinle şeref ediyorum. Ağzım sulandırdı gibi hissediyorum şu an. Evet, asitli. Asitlisi yüksek. Daha içerken kokusundan şey oluyor böyle, ağzım sulandı. Evet, kesinlikle. Asitlisi yoksa ama rahatsız etmiyor. Ama çok sulandı. Evet. Kokusundan ama geliyor. Evet. Asitlisi çok yüksek herhalde. Emir. Evet, emirin yüksektir. Evet. O da bölgede yetişmesinden dolayı. Çünkü 4 iklim görür emir. Sen aslında Tokat şarabını çok seviyorsun. Tokat şarabını. Tokat'ta şarap markası ne var? Bildiğin. Bir tane marka var Tokat'a ait. Ve sen çok seviyorsun onu şarabı. Dikmen mi? Hı? Diren. Diren, pardon, Dikmen diyorum. Evet. Diren. Diren'in Emir Narince karışımı var. Hı. Hem İç Anadolu'dan buradan Kapadokya bölgesinden Emir üzümünü alıyorlar. Hem de Tokat bölgesinde yetişen Narince üzümünü birleştirip Emir Narince diye bir şarap yapıyorlar. Hatırlıyorsan eve alıyorduk. Evet. Çevirme kapaklı, çevir. Mantarsız diye şey yapıyorlar. Şişesi de büyük onun. Büyük, 1 litrelik. Oo, çok ferah. İşte tam narince. Meyve tadı geliyor. Meyve. Ama böyle kokunca ter gibi kokuyor. Toprak gibi kokuyor. Asla tükürmüyorlarım. O film nasıldı? Çok güzeldi ya. Adı neydi filmi? Drops of God. O zaman dizi önerisi geldi. Şarap severler, ekstra sever. Şarap sevmeseniz de izleyin de yani. Çok güzel bir çok dizi. Çok güzel bir dizi, evet. Mini dizi, 6 bölümlük. 8 bölüm olması. 6 ya da 8. Drops of God diye. Tanrı'nın gözyaşları. Gözyaşları. Çok güzel. Gerçekten izlemesi. Hatta sonunda şey oluyor. Bir an bekledim. Ben bir adet kırmızı seçtim. O da seneler. Zalim seneler. 9 sene geçmiş bebeğim. 9 sene. 9 seneye o zaman. Neydi bu? Öküz gözü. Öküz gözü. Ben işte kırmızı da bunu sevmiyorum. Beğenmedim. Sen yüksek rakım. Evet, ben yüksek rakım insanıyım. Yani şeyde neydi? Likya. Likya şarapçılığa gitmiştik geçen ay. Antalya'da. Elmalı'da daha doğrusu. Geçen ay deme, bence ay belir çünkü bu videoyu editleyip paylaşmam belki 6 ay sürebilir. O yüzden ay belirt bence. Ekim'de. Ekim 2023'te. Elmalı'ya gittik. Coşan'ın kuzenleri Antalya'da. Şey, Elmalı'da da böyle bir bağ evi, dağ evi konseptli bir şeyler var işte. Orada da Ligya Çarapçılık arkadaşlarıymış. Benim de takipçimmiş sahipleri. Sağ olsunlar davet etmişlerdi. Hem bir gece otellerinde konakladık hem de böyle bütün şaraplarını deneme şansımız oldu. Çok tatlı böyle sofra hazırlamışlardı. Sonbahar konsepti. Zaten Instagram'dan paylaşmıştım. Orada içtiğim kırmızı şarabın adedini sayamadım. Ben normalde kırmızı şarap içmem. Sevmiyorum yani, bu buruk tat, dilime oturan o tanen hoşuma gitmiyor. Ama oradaki kırmızı şarapları bakın diktim. Diktim yani, aktı gitti. Öyle bir şarap. Sonradan öğrendim ki soğuk iklim, yüksek rakım değil mi şarapları? Daha kolay içimli oluyormuş kırmızılarda. Çok beğendim yani Likya şarapçılığın kırmızı şarapları. Favorim yani. Onlardan da böyle ekran görüntüsü almıştım. Beğendiklerimi çekmiştim. İsimlerini yazarım açıklamalar kısmını unutmazsam. Öyle. Bu da bir mini bilgi olsun şarap severler için. Burası Asmalı Konağın ilk çekildiği evmiş. Şimdi restorana dönüştürülmüş. Şöyle önünden geçerken sizin için çekelim dedik. Buradaki kemer çok eski bir tarihe dayanıyormuş. Hiç bozulmadan bugünlere kadar gelmiş. Şöyle yazısını da hatta okuyalım bence. Yani bu yapılar beni inanılmaz etkiliyor ya. Bakar mısınız? Yani şu oluşumlar inanılmaz değil mi ya? Şöyle hemen okuyalım.
Maraşoğlu Köprüsü. Bu kasabada iki yakayı birbirine bağlıyorum. Aynı zamanda herkes görsün ki ne şanlı hemşerimiz varmış ve anlaşılsın ki ne meşhur insanmış. Vasilios Maraşoğlu her zaman hatırlansın diye. Hazreti İsa'dan sonra 1865 yılı Ekim ayında yapıldım. Kariyerinin iki yakasının birinde Baş Melekler Kilisesi, diğer yakasındaysa kariyerinin mezarlığı, ölülerimiz, dirilerimiz bu köprüden rahat geçsin. İki parçayı birleştiren bağlantı gibi bir kasabanın iki bölgesini birleştiriyorum. Ancak şanlı bir zaferin takı gibi de aziz hemşerimizin erdemini ölümsüz kılıyorum. Vasilio Maraşoğlu'nun ruhu şad olsun. 1865 yılının Ekim ayında yapıldı. Çok güzel. Merhaba. Merhaba. Vay, güzelsin. Gel. Gel, seni de simeyim, gel. Aç mısınız ya? Yanımda yemek olsa keşke. Görüşürüz. Görüşürüz. Burası Murat Paşa mıydı? Mustafa Paşa, pardon. Mustafa Paşa köyü. Burada böyle tarihi konaklar varmış. Mesela konak, bezir, hane. Gerçi çoğu otel olmuş bunların. Beautiful horses city. Merhaba. Merhaba. Adam, my shop. Ah, я что ты говоришь? Yes, yes, yes. Oh, here. Here, Ella. Ella, Ella. Gel burada. Gel burada. Gel buyurun. Gel burada. Gel burada. Hayırlı işler abicim. Kazancın bol olsun. Ama bizden değil. Bana mı demek istiyorsun? Evet. Bunlar şey böyle. İnsan almak istiyor. Alıyorsun. Eve gidiyorsun. Bir heyecan sanıyorsun ki ben bunları nereye koyacağım? Ya da ben bunu niye aldım? Niye aldım? Tam olarak öyle şeyler bunlar. Yabancılar bunları ne yapıyor merak ediyorum. Ama mesela anneme bir tane şey aldım. Ağacın asması için. Ahşaptan bir balon aldım. Kayınvalideciğime de o seviyor. Anahtarlık aldım. Böyle gidelim. Burası Kapadokya Üniversitesi'ymiş. Çok güzel değil mi? Telefon trafiği. Felaket. Adı ne bunun? Yağlama. Hayır. Ne yağlaması? Kayseri yağlaması. Kayseri yağlaması. Müthiş bakın. Bu ben ya bak. Hamur desem var. Yoğurt desem var. Protein desem var. Ot desem var. Hepsi var içinde. Müthiş, bayılır. Ben ciğer yemiyorum ama Coşan ciğerini beğendi galiba. Patlıcanlı, yoğurt, üstüne ciğer, üstüne soğan turşusu, yağ falan. Bayıldık.
yine de bir ayarlamaya çalışayım ben. Tamam. Pekmezli un helvası ve neydi, muhallebili? Yufkalı muhallebi. Tamam, yufkalı muhallebi. Alo. Selam canım, ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Cuma günü saat 8.45'te... Evet. He? Evet. Keçi gibi çıkıyorsun. He? Keçi gibi çıkıyorsun. Evet. Kondisyonumuz azalmış. Gerçi hiç yoktu. Ay, evimize bakın. Hi baby. Hi. Hi Barbie. Çok güzel dışarının ışıklandırması. Ben yukarı çıkıyorum odamıza. Burası da bizim odamız ama yukarı çıkmak istiyorum. Haberleşiriz. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Sen de. He, ne yapıyorsun arkamda pıtır pıtır? Seni çekiyorum. Ay, akşam saati güzelliğine bak, ne güzel oldu ışıklandırma. Çok beğendim. Ve şu balkona bak. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar ışıklandırma konumlarını. Çok beğendim. Şu favorim zaten, şu köşe. Şu duş köşesi. En güzel köşe. Şunu da mı yaksak? Şöminemizi. Neyi? Hmm. Sonra pişebiliriz. Günaydın sevgili gönül dostlarım. Şu anda balon şirketinin alanındayız. Kahvaltı ediyoruz. Baban, saat 6. Tam 6. Çok balona bineceğiz. Artık Kasım ayında, geçen hafta 3 gün iptal daha var. Bugün Kasım ayında başlıyor bir şey. İptaller ne zaman oluyor? Biz daha önce balona binmiştik 9 sene önce buraya geldiğimizde. Çok keyifliydi. Bu sefer geldiğimde de binmek istedim. Bakalım nasıl olacak. Dört numaralar acımıza bindik. Ben de şapka bastım. Ne haber? Niye çekiyorsun? Nasıl? Kare kaldırsa. Kamera almak istemedim. Good morning. Günaydın. Böyle. Önde. Hot cold olur mu? Yeah, you go outside. Olabilir. Bed is cold. Sorry? Bed is cold. Oh, okay. Hey, Johnny. Heyecanımız. Oldukça. Annem de çok heyecanlı. Ne? Annem de çok heyecanlı. Annen çok fena. Gece uyuyamadık kadın. Balon okuyacağız.
Okay, everybody, have a nice flight. Well. Everybody like music? We survived. We are still alive. Kumpanya 1783 yılında ilk uçuştan sonrasında Mongolfya kardeşler ilk uçuştan indikten sonra şampanya ve şarap partisi yapıyorlar. O zamandan bu zamana kadar bütün uçuşlardan sonra geleneksel hale geldiği için şampanya partisi yapıyoruz. Okay, together. Bravo, bravo! Teşekkürler. Artık balon uçurabiliyormuşuz. Evet, balondan geldik şimdi. Güzel bir uçuştu. Hemen bir şeyler içmek istiyorum. İnanılmaz, en sevdiğim kapsüller var içerisinde. Ben şu Linzio Lungo'yu çok severim, turunculu olanı. Voluto'yu çok severim. Ay gerçekten en sevdiklerim. Bence ben de gözdeysem Zerrin Hanım bunları düşünüp koymuştur bana. Şimdi suyu falan bile dolu düşünülmüş. Elimizden de alalım. Şöyle. Ama bir çalkalamak istiyorum. Benim böyle açıkta duran ürünlere karşı huyum vardır. Böyle hemen içelim. Zerrin Hanım'ı tanıştırmak istiyorum. Kendisi bizi davet etti buraya. Biz 9 sene önce Coşan'da zaten gelmiştik. Vlog'un başında belirtmiştim. Çok memnun kalmıştık zaten orada. Böyle bir güzel arkadaşlık ilişkimiz de olmuştu. Şimdi burada bu villa konseptini yeni yapmışlar. İlk olarak da bizim konaklamamızı istediler. Biz de geldik. Bayağı da memnun kaldık. Hala da kalıyoruz. Yarın döneceğiz. Yarın son günümüz. Öyle size Zerrin Hanım'ı da bir merhaba dedirtmek istedim. Merhabalar. Bence çok tatlı bir otel sahibisi. Çok ilgili böyle güzel ağırlıyorlar burada misafirlerin. Aile ortamı olan otelleri daha fazla seviyorum. O yüzden size de burayı tavsiye ederim. Siz bir şey söylemek ister misiniz Zerrin Hanım? Yani yıllar sonra tekrardan evet. Sizi burada ağırlamak bizim için de çok güzel oldu. Çok mutlu çok olduk. Eski günleri yad etmiş evet. Olduk. Ve her iki tarafın da böyle bu yıllar içerisinde gelişmiş olduğunu, büyümüş olduğunu görmek de ayrı bir keyifli. Biz bir 5 odayla başlamıştık ilk geldiğimizde.
Şimdi çok daha büyük bir konsepte hizmet veriyoruz. O anlamda yeniden sizi burada ağırlamak bizim için çok keyifli oldu. Umarım çok siz de memnun olduk. Kalıyorsunuz evet, ve uzun kaldı. Yıllar boyunca da yine de evet. Yeniden bekleriz yani. Umarız bir 9 sene sonra yapılmadan tekrar geliriz. Daha erken bir sürede. Evet, şeyden, villa projesinden isterseniz biraz bahsedebilirseniz. Evet, villa bence projesi. Güzel olur. Bana şimdi, bu odayı çok sorun. Ne diye söyleyeceğiz geldiğimizde Instagram'dan evet. Yazanlar oldu. Hani hangi oda olarak söyleyeceğiz burayı falan. Siz bilgi verirseniz oranın konseptiyle alakalı. Belki diğer odalar da, önceki kaldığımız oda da çok keyifliydi. Mesela içerisinde hamamı vesaire vardı. Hani konseptten diğer odalardan da belki bahsedebiliriz. Evet, biz aslında bir aile işletmesi olarak 5 odayla başladık. Bütün odalarımız doğal mağara oymaları, tamamıyla restorasyon projeleri. Bu odaların hepsi çok büyük bir el emeğiyle aslında bu hale geldi. Biz buraya hiçbir inşaat makinesi sokamadığımız için restorasyonları uzun yıllar sürüyor. Onun için biz aşama aşama ilerledik. 5 odadan 7, 7 odadan 9 derken bu şekilde artık bir 20 odaya tamamladık. Kaya odalarının en güzel tarafı tamamen bu bölgeye özel olması. Başka hiçbir yerde, kayalarda konaklayamıyorsunuz. Biz bunu biraz daha böyle bir lüks konsepte taşımak istedik. Odalarımızda hamamlarımız var, şöminelerimiz var, jacuzzilerimiz var. Bazı odalarımızda saunalarımız da var. Böyle misafirlerimizin daha konforlu, daha keyifli tatil yapabilmeleri için farklı konseptlerde odalar tasarladık. Zaten odaların boyutlarına hiçbir müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla biz odanın bize sunabildikleriyle odayı tasarladık aslında. Bence kayada kalmak isteyen misafirler için diğer villa dışındaki diğer odaları da tavsiye ediyorum. Çocuklu ailelerimiz de konaklayabilirler. Büyük odalarımız da var. Ayrıca villa konsepti de aslında böyle bizim bir emeklilik projemiz gibi düşünebiliriz. Çünkü o taştan bir ev, mağara değil. Önceden orada yoktu. Biz orayı ayrıca tasarladık. Keyif için düşündük orayı. Orayı daha çok böyle iki başına kafa dinlemek için, balon manzarasına karşı uyanmak isteyen misafirlerimiz için tasarladık. Şömineli, yine havuzlu, bahçeli bir konseptti. Çok keyifli. Zaten gezdirdim videonun başında bayağı detaylı bir şekilde. Evet. Gerçekten her köşesi böyle ayrı bir keyif noktası olmuş. Ön bahçe, arka bahçe, kış bahçesi, evin içi zaten çok güzel. Hem yatak odasının olduğu kattaki o minik balkon bile yani her köşenin kendine has böyle minik bir huzurlu alanı var yani. Bayağı orayı beğendim. Evet yani otelden ziyade biraz ev gibi evet, düşündük. Evet. Hani ben bir yere kafa dinlemeye gitsem, hani böyle kasılmadan, sıkılmadan, rahat edebileceğim bir rüya gibi bir şey olsun isteseydim, hani böyle minnacık da olsa böyle bir şey isterdim diye düşünerek tasarladık. O anlamda orayı hani çocuklu ailelerden ziyade böyle sadece dinlenmek için gelenlere bile tavsiye ediyorum yani. Çocuksuz olmanın da avantajları var işte. Var. Aynen var. Öyle. Olmaz mı? Hala bekar çiftler gibi. Evet. Malayı tadında odalarda, suitlerde konaklayabiliyoruz. Evet. Şaka bir yana yani çocuklu ailelerine gelebilecek çok güzel, konforlu dediği gibi Zerrin Hanım'ın odalar var. Belki hani müsaitlik olursa boş, hani temiz odalar bir kısmında gösterebiliriz de müsaitlik olduğunda. O mağara konseptli odalarını da ben çok sevmiştim. O yüzden onu da tavsiye ederim. Sadece villa olarak bence odaklanmasına. Çünkü evet, tabii. Hani yer bulamazlarsa falan villada mesela kesinlikle diğer suitleri değerlendirmeler de bu bir villa zaten bölgemizde olmayan bir konsept. Normalde otel konseptlerde taş evler var. Yani taş odalar var. Ama bu villanın en güzel tarafı bence hem otele bağlı ama bağımsız olması. Evet. Yani otelin misafirinden tamamıyla bağımsız, sesten, gürültüden bağımsız bir şekilde tamamıyla kendinize has ve özel VIP hizmet alabileceğiniz bir alan. Bu da daha keyifli kılıyor tabii ki orayı. Yani çünkü Kapadokya artık çok popüler, çok kalabalık. Genellikle işte balkonlu bir odada dahi otursanız karşı komşu görür gibi çok kalabalığın içerisinde tatil yapıyorsunuz. Ama burası tamamıyla bağımsız bir konsept. Ama yine de hizmet alabileceğiniz alan yine yakın, yani otele bağlı. Evet. O anlamda biz öyle tasarladık onu. Villadan bir tane var şimdilik. Devamı gelecek inşallah. Takipte kalın. Takipte kalın, aynen o şekilde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de umarım bilgilenmişsinizdir. O zaman bence o Zeynep Hanım'ların şimdi göstereceği odayı çekebilirsen eğer, müsaitse. Bakalım. Bakın böyle odamızın minik bir hamamı vardı. Eski odamız burasıydı.
Çok güzel ya. Şu lavabolar falan bile çok otantik, çok hoş gerçekten. Çok güzel. Buralar bildiğiniz orijinal yani. Hiç dokunulmamış bunlara. Evet. Niye böyle yapmışsak zamanında? Şöyle. Hatırlamıyorum neden bir şey yaptığımızı. Mağaranın içine kalıyorsunuz bildiğiniz. Biz bu odaları ilk yaptığımızda. Çok tatlı. Tandırda pişermiş. Biz özellikle burayı bozmadık. Bu şekilde bıraktık yani. Tandırın doğal haliyle çalışsın diye. İşte bazı odaları da çok daha değiştiremiyoruz. İşte burada bir... tadilat yapmadınız değil mi? Yani duvarlarda hayır, falan. Hayır, hayır kesinlikle. Biraz daha genişletelim. Bunlar hep orijinal hali yani. Bakın zaten orijinalliğini evet. Şuradan anlayabiliyorsunuz. Tamamen doğal dokusunu sadece en üstü tıraşlandı. Temizliği yapıldı. Yoksa tamamen doğal haliyle tasarladık odaları. Burası da böyle bir oda mesela. Her oda birbirinden farklı. Güzel. Çok tatlı ya hepsi. Buraları elleriyle oymuş değil mi insanlar? Evet. Ama zaten bakın. Yani uyulacak kadar yumuşak bir taş. Evet, bu tabii. Şimdi en eski kayalarımızdan. Evet. Ama o kadar yumuşak bir tüf taşı ki bu. Zaten doğal haliyle bile uyulabiliyormuş. Buranın sahibi Suğrul Baba kulakları çınlasın hala yaşar. Anlatırdı bize. İşte torunum doğduğunda bu odayı ben oymaya başladım. Hmm. İşte 5-10 yaşına geldiğinde bitmişti. Artık orada o yaşamaya başlayacaktı evlendiği zaman. Torunlarım burada büyüdü. İşte ben burada... Burayı ev amaçlı mı yapmışlardı? Evet. Ne güzel. Yaşıyorlardı burada. İşte burayı mutfak olarak kullanıyorlardı. Burası yatak odasıydı. Sizin ilk kalmış olduğunuz hamamlı oda evin gerçekten hamamıydı. Hmm. Biz onun için hamamı orada bırakmıştık. Aa, hani böyle bir ambiyansı olsun diye o şekilde bıraktık. Ama her oda farklı amaçla kullanılıyordu. Biliyorsunuz eskiden işte duş alınan odalar farklıydı, yemek odaları farklıydı gibi. O şekilde tasarlandı. Sonraki odalar işte bunlar ilk odalarımız. En sade ve en evet. Küçük odalarımız aslında. Sonrasında talebe göre işte balayı odası yaptık. Burası balayı odamız. Balayı odamızın jacuzzi'si var artık. Diğer standart odalarda jacuzzi yok. Burası balayı odası. Kokusu bile balayı. Daha evet oda kokusundan. Kokusu bile. Şöyle açayım da. Farklı. Ay çok hoş. Wow. Bak makyaj aynası falan burada. Buralar biraz daha büyük odalar. Yeni gelinlerin tatlı telaş. Burası farklı bir ev sahibine aitti. Biz bu parterleri, yani bu evleri tek tek satın alıp aslında büyütmüş olduk. Hı, burada da. Burası da şöyle geçin isterseniz jacuzzi odası gibi yaptık burayı. Aa, burası da çok hoşmuş. Evet, böyle köşesi falan var. Giyip köşeleri güzelmiş. Bir tane de aile odası varsa müsait. Dokuz numaramız da yine aile kalabileceği sedirli bir oda. Orayı da göstereyim size. Şömineli bir oda. Burası bayağı büyük. Biraz daha büyük. Burada çocukla aile sedir yatağı çevirebiliyoruz. Burada da yatak köşesi. Odası var. Burası yine balkonlu bir oda olduğu için özellikle akşam oturmak isteyip çocuk odada uyuyorsa balkonunda vakit geçirilebilir. Aa, çok hoşmuş hatta burası. Hatta 52 bebekli bir aile gelecek buraya. Evet. Yaşık koymuşlar. Çok hoş. Bakın size böyle alternatif odaları göstermek de iyi oldu. En azından direkt belki oda numarasıyla talep ederler. Dediğim gibi bu şekilde de. Şöyle. O benim kendi mükemmel bir şöyle. Ve bir büyük banyosu var. Gerçekten ben lavabolara aşığım şu an. Bizim evdeki lavabo da Afyon'dan getirmiştik bu tarz bir şey. Bizimki daha gri tabii ama bu da çok güzelmiş. Bu 9 numaralı odanın da burası aynı zamanda terası, balkonu gibi düşünebilir misiniz? Evet. Bu 8 de aynı değil mi evet, bununla? Evet. Yani hatta daha büyük. Bu iki ayrı büyük odadan oluşuyor. Hmm. Bir odası çocuk odası gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Sedirli. 3 tane çocuk alabilen. Hmm. Bir tane de anne baba yatak odası gibi. Hmm, yine süper. Şömineli ve jacuzzili bu o zaman oda. Şey diyebiliriz. 9 bebekli aile, 8 çocuklu aile, 7 evet. Balayı çifti gibi. Aynen, aynen öyle. Aynen. Size belki o şekilde talep edebilirler hani tabii. Gelmek isterlerse de. Evet. Diğer bu kattakiler hepsi önlerinde oturma alanları olan standart odalar. Üst kattakiler. Daha büyük odalarımız aşağıda da var yine. Burası da premium balayı odamız. Burası da yine
taş oyma odası. Bu şekilde göstereyim size. Buranın en keyifli tarafı jacuzzi'den balon manzarası görüyor olmanız. Şuradan komple. Burası jacuzzi. Böyle arkada banyosu var. Buradan da komple böyle balon manzarasına karşı jacuzzi keyfi yapabiliyorsunuz. Evet. Oturma alanları hep çok keyifli odaların. Orada da kurna var. Burada da hamam var. Evet, burada da hamamı var. Şöyle. Karanlık ama burada da bir hamam var. Aslında farklı farklı arsaların alanlarının biz satın alıp birleştirdiğimiz bir alan aslında. Burası da yine ayrı bir alandı. Böyle tünelle geçiliyor bu odalara. Burası yine diğer odalardan bağımsız çalışan bir yer. Buranın kendi bahçesi de var. Kendi odaları da var. Oturma alanları. Çok karanlık oldu ışık olarak nasıl bilmiyorum. Yok sorun değil. Burası bayağı büyük. Royal Suites'imiz. Sauna kokusu alıyorsunuz. Evet alıyoruz. Buranın saunası var. Bayağı ev gibi burası artık. Ev, aynen. Artık ama kaya konseptinde. Yani çok biz hoş. Bu diğer taş odayı dediğim gibi o bambaşka bir proje oldu. Normalde biz bu şekilde ilerledik. Kaya konseptinde ilerledik. Var olan kayaları tasarlayıp şekillendirip uzun konaklamalara da uygun hale getirdik aslında. Çok hoş. Tabii normalde buradan 3 oda, 4 oda falan tabii, çıkar yani. Tabii. Ama bizim amacımız o ticari anlamda burayı hani 5 tane standart oda yerine bir tane özel oda yapalım istedik. Yoksa buralar gayet geniş geniş alan. Bayağı yani burada bir oda var. Tabii. Şöyle hatta dağ manzarası falan var yani. En son projemiz. Aslında villadan daha büyük sanırım metrekare olarak. Tabii. Ama villa taştan olduğu için ancak o kadar izin alabilir. O kadar olabilir. Bu odaların saunası da varmış villa, bu şekilde. Villa dediğim gibi o kadar izin alabildiğimiz için o kadar yapabildik. Daha büyük de hani buralarda da rahat edebiliyoruz tabii. Ama kaya konsepti her türlü bir şey. Ben çok seviyorum. Neden herkese görüyorsun? Kayada rahatsız olabiliyorlar. Nefes alamadıklarını hissediyorlar. Çünkü kayanın kendine has bir doğa nemi vardır. Eskiden bu çok avantajlıydı. Çünkü dışarı çok sıcak olduğu zamanlar kayanın içerisinde de 17-20 derece arası hep muhafaza eder ısısını. Çok sıcakta da serin olur. Çok soğukta da yine o 20 derece civarında konforlu sıcak olur. Sıcak olur. Yani çok güzelmiş. O anlamda aslında insanlar kayada uzun yıllar yaşamış. Ama bazı insanlar dediğim gibi bu kaya konsepti biraz basık gelebiliyor, biraz nemli gelebiliyor. Ondan dolayı taş odalarımızdan da tercih edebilirler. Teşekkür ederiz. Çok güzel tur oldu valla. Biz de görmemiştik buraları. Bunlar biz de gezmiş olduk. Son işte 4-5-6 yıl oldu herhalde bunlar. Şimdi ben bir de hamamda odayı göstereceğim de burası hazırmış. Tamam. Hamam beni vurdu. Şu an şöminesi, yatağı. Fark ediyorsunuz. Hamamı. İnanılmaz güzel. Burası tam gözlelik oldu. Ben burada hamamdan çıkmam zaten. Çok hoşmuş. Çok güzel. Ama bayağı sıcak. Mesela sen rahatsız olabilirsin. Evet. Burası çok sıcak senin için şu an mesela. Muhtemelen bir önceki misafir hamamı çıkardım. O ısırında kalıyor yani. Çok hoş. Bir bakın normalde çalışıyorsa soğumuştur. Evet. Ama normalde ısınıyor. Bayağı... Burası daha serin. Değil mi? Evet. Bence farklı bir şey var bu odada. Burası Paşa Bağlar. Aslında bir açık hava müzesi. Biz daha önce bu turu yaptığımız için şu anda içini girip gezmiyoruz. Aslında burada şöyle görüyorsunuz. İçeride yürüyen insanlar var. Yukarıdan giriş yapıp bu peri bacalarının olduğu bölgeleri gezerek hepsini görebiliyorsunuz yakından. Ben şu an size böyle kamerayla bir inip göstermek istedim bölgeyi. Çünkü biz daha önce yaptığımız için bu turu şimdi girip gezmeyeceğiz. Burası da Zelva Açık Hava Müzesi'ymiş. Bu şekilde girişi buradan şöyle giriyorsunuz içeriye. Biraz daha ağaçlık bir bölgeymiş burası. Evet, dün önünden geçmiştik. Bugün inip göstermek istedik. Şurada
Hayır. Şurada deveyi görüyorsunuz. Şunu köpek balığına benzetiyorlarmış. Buradaki birçok doğal oluşumu bir hayvana benzetiyorlar. Aa, şurada bir kadın var gibi. Bar kısmı. Bar kısmı burada mı? Çok teşekkürler. Emin miyiz? Beni bir tık ürküttü. Evet, neymiş burası? Burası 2005 yılına kadar bütün şaraplar burada yapılıyormuş. Hı. Baksana, evet, mağara yani, oyma. Hiç makine kullanmıyorlar mı? Hiç makine kullanmadan üretiyorlarmış. Hı. Zeytinyağı gibi, taş sıkım gibi düşün. Pompa yok, pres yok. 8 sayısı severim. Bakalım gidelim sonuna kadar. Neye çıkalım çıkalım? Huzursuz bir his, hiç sevmedim burayı. Zorunda mıyım? Yukarılarda bak, pres orada üzümleri toplayıp
Herhalde orada işlemleri yapıp buradan da alıyorlar. Enteresan. Ya ben çıkacağım çok. Tamam dur. Koşalım. Koşalım. Koş. Run gözler run. Hop yokum. Döcan. Burası beni çok gerdi. Burası beni çok gerdi. Yani doğru yerde gizledim. Ah çok gerildim. Kendi de koşarak çıkıyor. Çok gerildim ya. Çok gerildim bak şu an. Masaja falan ihtiyacım var. Bence çok huzursuz bir yer. Hiç de huzursuz değil. Ama ben Akrep Burcu'yum. Hı. Tamam benim sezgilerim kuvvetlidir. Burada hiç hoş şeyler yaşanmamış ve burada hiç hoş ruhlar yok ben söyleyeyim. Allah Allah. Ben söyleyeyim ben çok gerildim. Şarap üretirlermiş ne var ya? Hissediyorum. Burada kötü şeyler yaşanmış. Ah. Hoşlanmadım hiç. Çok kayıtta. Gerildim. Kısana bu ne ya böyle? Böyle yerler mi olur? Merhaba. Allah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz yardımcı olabilirim. Efendim bir gün. Tamam. Yorulduk sen, merdivenlerde. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aşağıyı gördüm. Nedir aşağısı? Orası volkan köpüğe sahip olmuş olduğumuz büyük kayadan önce doğal bir masa. Çok daha çok işkence gibi. Merkezi gibi geldi evet. Bana. Çok korktum. Ben hiç iyi hissetmedim orada. Orada köydeki yer burada 680 metre. Köyde altına alındık sensör köydeki yer. Gerçekten mi? Burası şu anda bağ bozumdan dolayı şu anda kapalı. Neresi? Gülşehir'deki fabrikamız. Tamam. Fermentasyon için ısındık kahve durduk hızlar vesaire. İşte olmasın da eğlenmeyin. Okulmuş edilmesin diye. Tamam. Şu anda köydeki fabrika mahzenler kapalı şu anda. Orası 680 metre diyor oradaki. Oradaki. Aynen. Köyün altı. Burası kaç metre? 105. 105. Ay 100 metre koştum zaten korktum. Hiç hoşlanmadım orada. Güzel. Orada şey nasıl oluyor? Sistem nasıl aşağıda? Şimdi volkanik yapımın özelliği boş. Şu. Dışarısı ne kadar eksi 30 olsa, artı 30 olsa içerisinde dizisi 10 ile 14 saat diyor yaz kışı. Şarap yapı buna müsait yani. Tabii ki. Hiçbir makine kullanılmadan doğal bir şekilde. Eskiden nasıl bu? Volkanik küçük topraklarda yaşayan insana nasıl kayaların içerisine şarap içiyorsa yine aynı şekilde bizim kayaların içerisine ya orada nasıl bir makine kullanılmadan nasıl bir işlem, proses nasıl oluyor? Doğal şekilde fermentasyon, gravity yöntemiyle fermentasyon. Görmüş olduğunuz ilk sağlı solda havuzlar dinlenme havuzları 14 tanesi. 7 ile 14 tane dinlenme havuzları. Oranın en küçüğü 18 bin litre, en büyüğü 110 bin litre olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin litrelik bir kayadan örnek bir havuz. Ama şöyle söyleyeyim, ileride görmüş olduğunuz bir pres makinesi evet. Var, çok eski prestir. Üzümler yukarıdan deneleriyle kayaların içerisine aktarıldıktan sonra orada fermentasyona bırakılıyor. Yani hiçbir makine kullanılmadan, kayanın içerisinde doğal solunumla beraber fermentasyona bırakılıyor. Hani fermentasyon süre içerisinde yani hiçbir makine kullanılmıyor. Orada görmüş olduğunuz aşağı taraftaki deliklerde ve deliklerin yan tarafında bir boru var. Evet. Üzümler fermentasyon süre içerisinde posası demiş olduğunuz dibine doğru çöker. O yan tarafta filtre yöntemiyle ilerideki havuzlara kendi kök ağrıyla ilerideki havuzlara aktarırız. Evet. O büyük kapak ise posası dibine çöktüğü için bu kapak açılır. Açıldıktan sonra o posa tahliye edilir. Tava işte atıyorum evet. Güveç vesaire onun gibi geliyor. Başlangıçlarımızda içi taze ve kuru soğanlı ve peynirli ekmeğimiz var. Tarhana cipsi, zeytinyağı,
acılı ezme ve zeytin olan bir başlangıcımız var. Başlangıç olarak şöyle bir salatamız var. Bahçe salatası. Üzerinde peynir, ballı limonlu sos varmış. Şu kepoğlu. Bu da içli köftemiz. Bugün biraz geç kalktılar. Bakın burası evimiz, kaldığımız. Burası keyif terasımız. Bakar mısınız? Bütün balonlar üstümüzden geçecek şimdi. Müthiş, müthiş. Bir duş aldım. Saçlarımı kuruttum. Şu an içimdeler. Makyaj yapmadım. Kahvaltıya ineceğim. Ortalık da biraz dağınık ama. Böyle giyindim bugün. Aslında başka bir kazak giyeceğim üstüme. Bugün bir çekime gideceğiz kısmetse. Kayseri'de yılkı atlarıyla, vahşi doğa atlarıyla bir çekim yapma kararı aldık. Otel sahibesi Zerrin Hanım önerdi. Bir fotoğrafçı bulduk. Yani umarım güzel olur. Böyle bir işe giriştik ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bilseydim daha böyle uçuşçu elbiseler falan şeyler getirirdim dermiş. Yok, güzel olacak umarım. Bakalım. Giyindim, kahvaltıya gidiyorum. Komik ananın yeri diye. Tamam. Evet. Bir tane daha var hemen aşağısında. Onların ikisini de bastırması güzel. Bugün giderken bir uğrayalım o zaman oraya. Tabii ki. O süper, süper. Yani bir pastırma alalım Kayseri'ye kadar gelmişken. Sana zahmet oraya bir uğrarsak. Tabii tabii. Zaten havalimanı yolunda. Tamam, güzel. Uğrayalım mutlaka. Tabii. Pastırmasız olmaz. Evet, Kayseri'ye geldik. Burada bir çekim yapacağız heyecanlı. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Bu arada size kolyemi gösterdim ya da bakar mısınız? Balonlu kolye 150 liraya alınan mutluluk budur.
Çok tatlı. Evet, at çiftliğine gidiyoruz şimdi. Orada ata binmeye çalışacağım. Hadi bakalım, hayırlısı. Başımıza bir iş gelmeden döneriz umarım. Abi yani. Şöyle ufak bir kes alayım geliyorum. Merhaba. Merhaba. Hazır mısın toz toprak olmaya? Hazırım. Bakalım atlarla çekilebileceğiz mi? Biraz tırsıyorum ama neyse. Bayağı hırçın koşuyorlar. Çok güzel şu an gün batımı.